Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bildiğiniz üzere geçtiğimiz hafta sonu Korumalı Futbol Profesyonel Lig 2. Lig finali oynandı. İstanbul Bulls ve Hacettepe Reddiis arasında canlı yayın da yapılmıştı YouTube Ragbit Amerika Futbol sayfasından, federasyon sayfasından bildiğiniz üzere ufak ufak maç izleme şansım oldu canlı yayınlanırken şimdi tekrar üstünden geçtim. Ufak bu maçın genel bir analizini yapmak istiyorum. Önceki videolardaki gibi böyle çok detay bütün pozisyonları inceleyip tek tek üstünden geçmektense biraz daha genel geçer, biraz daha kısa tutmayı düşündüğüm bir analiz olacak. Genel olarak final maçı, maç analizi bu hakem analizi değil. Oyun oyunlar, oyuncular, hareketler, davranışlar vesaire gibi genel bir analiz olacak. Şimdiden bize iyi seyirler diliyorum. Videoya başlamadan önce azıcık bir bilgi eksikliğine yakınmak istiyorum. Federasyon sayfasından Geçtiğimiz sene göre çok daha iyi durumda bu arada geçtiğimiz senede bunlar hakkında çok daha az bilgilenme vardı ama şu an e, biraz daha bilgilenme var ama ikinci lig konusunda hiç yok birinci lig konusunda biraz da olsa var. E, maç sonuçları, lig durumu, fixtürün son hali ne oldu işte fixtürler paylaşı gerçi ama puan durumları şu bu gibi bilgilendirmeler çok iyi yapılamıyor. Ben bu sebeple şahsen e, ikinci lig durumlarını, maçlarını, skorlarını e, çok fazla takip edemedim. Ee, bu benim genel geçer bir naçizan yorumdur. Takımların sayfasından falan takip edilebiliyor elbette e, maç sonuçları ama o da çok puzzle gibi oluyor birleştirmesi. Böyle tek bir şeyde e, birleştirilmesi iyi olacaktı. yol olmalı gerekli yani. E, Federasyon sayfasına baktığımız zaman en son 2020 sezonunun şeyleri paylaşılmış işte sonuçlar kısmında. E, sayfaya da girdiğimiz zaman birinciliklerin sonuçları yeni yeni atılmaya başladı. Eski şeyler yoktu. İşte yarı finaller atıldı. E, i̇lk ligdeki haftalardaki durumlar maçların skorları atılmıyordu. E bir de 6 hafta itibaren, 5. hafta itibaren 1. Lig'in puan durumları atılmaya başlandı. En azından bir gelişmedir. Gelecekte de umut vaat edeceğine inanıyorum şahsen. Bu karşıyı da niye söyledim? E Bursaspor daha önce iki tane maç yaptı bu sezon. bu bilgiyi böyle resmi federasyon sayfasında vermek isterdim ama veremiyorum. O yüzden bu karşıyı önceden söyledim. E Bursaspor ilk maçını Ünlülük müsabaka sağı yaptılar. Daha önce karşılaştılar. E maçı farklı bir şekilde kazandı. O maçla ilgili söylemek isteyeceğim önemli bir detay da e, maçta maçta Hacettepe'nin az kübisi sakatlandı. Bu kritik bir detay çünkü quarterback bildiğiniz üzere e, çok ciddi değişiklikler yaratabiliyor takımların taktiklerinde, tekniklerinde. Ünlü'nün yarı final müsabakasıydı. Hatta ondan sonra üçüncük maçına çıkmak istememiştir ettiğiniz e, Takımdaki takımlarındaki o eksiklikler sebebiyle. E, Pro liginde daha ilk maçıydı. Bu usta reddiyesi maçı. O da ta ilk haftaydı. Pro Lig'de çok şeyler değişebiliyor haftalar geçtikçe. Red biliyorum çok fazla farklı takımda oyuncuları var. Çok karma bir takım yarattılar. İlk haftalarda böyle karma bir takımla iyi müsabaka vermek zordur. E, müsabakalar vermek zordur. O maçı da Bulls yine farklı sayıları bir skorla kazanmıştı. E, finale giderken bu sebeplerden dolayı Bulls'un e, rahatlıkla kazanabileceği düşen çok fazla insan vardı. Önceki maçlarda attığı farklar sebebiyle. Ama e, her, en nihayetinde bu iş final maçı bu maç. Ne olacağı hiç belli olmaz bir durumdaydı. Ben de açıkçası merakla bekliyordum sonuçlarının ne olacağını. Sonuç olarak da Buz aslında bekleneni karşıladı diyebiliriz. Maçı 33-2'lik bir skorla kazandı. Yine rahat edilmiş bir skorla. Hızlıca maçın analizi şimdi geçelim. Şimdi biraz gaza gelip doğrudan ikinci çeyreğin başlarından başlamak istiyorum. Şu an ikinci çeyrekte 3-4 dakikalık bir süre geçmiştir. Hacettepe hücumundayız. Kendi 25'lerinde Hacettepe ve 2-0 önde. Şimdi 33-2 biten bir maçın hani Bulls tarafından 33-2 kazanıldığını biliyoruz maçın. İkinci çeyreğin başlarında 2-3 dakika geçmişken 2-0 Red Deers'in önde oluşu ve topun Red Deers'de oluşu aslında bir şeylerin Red Deers adına doğru gittiğini gösteriyor. Ee, bu finale bir şekilde iyi hazırlandık, hazırlandık, hazırlandıklarını gösteriyor. Ancak buradan sonraki söyleyeceğim şeylerle bunu destekleyeceğim zaten ama benim bu maçta gördüğüm e, Bulls koç ekibinin biraz daha maça hazırlıklı gelişi ve e, olan Senaryolara olanlara iyi tepkiler verdikleri ve bunun karşında da Hacettepe teper ettiysin bu hamlelere çok fazla cevap veremeyiş oldu. Buraya kadar hızlı üstünden geçmek gerekirse iki takım da aslında ağırlıklı olarak koşu hücumlarıyla başlamışlar. Zaten ilk çeyreklerde bunu bekleriz. Ve bu fansının koşu hücumuna çok fazla güveneceğini ben zaten tahmin ediyordum. Oğul iyi, güçlü gözüküyor. İyi bir tight terör var, blok yapabiliyor. Artı her şeyden öte. Running Back'leri daha bütün Türkiye'nin tanıdığı hem milli takımımızda çok değerli bir oyuncu. Hepsini geçtim. Avrupa Ligi'nde, ELF'te bile diğer takımların çekindiği bir oyuncu haline gelmişti. İkinci lig seviyesinde çok çok üst düzey bir oyuncu yani mümkün mertebe top vermek isteyeceksinizdir ama Hacettepe buna iyi hazırlanmış başlangıçta. Ee, ve hani iyi koşular tabii ki olmuş ama hani bu, bu tarz eksi 2'de eksi 3'de biten e, koşu önlerinde bolca gördük Hacettepe savunmasında. Zaten bu şekilde ilk de bitirdiler. 2-0 önde tamamladılar. Ee, Hacettepe kendi ofansla çok fazla bir şey yapamadı. Zaten sayıyı da e, yedi. Hatta yedikleri sayı hakkında çok az konuşalım. Hacettepe'nin yaptığı bulsun yediği sayı e, safety ile geldiği iki sayı tahmin edersiniz. E, kendi 8 yatlarından giriyorlar hücuma. Ee, ve Bulls burada oyun tercih olarak bir play-action pass düşünüyor. Normal bir pas oyunda sek yerseniz muhtemelen maksimum kaybedeceğiniz yard zaten 7-8'dir, çok ucundadır. Ee, quarterback bunu görebilir ve ondan o sekten kaçmak için öne adım alıp o seki yese bile öne doğru düşüp e, safety diyemeyecek şekilde hamle yapabilir ama şu tarz bir play-action oyundan yiyeceğiniz sekler e, yardımcıları çok daha büyütür. Yeme yiyeceğiniz e, sek yardım çok daha büyütür büyük bir risk almış. Döner dönmez outside linebacker bilgisi zaten e, quarterback'in dibine kadar gelmiş. Kaçma şansı hiç olmuş. Sekle başlamışlar. Bu biraz riskli bir play calling bence yani. Bu sek biraz İstanbul e, İstanbul'sun koç e, ekibine yazar. E, tabii ki reddiyesinde doğru zamanda doğru verdiği play calling'e de e, şeyimiz yok. Onları da hani, doğru şekilde kutlamış, tebrik etmiş olmak lazım. En nihayetinde Red Deez buradan 2 sayıyı bulmuş ve ikinci, yanım, ikinci çeyreğin başına da 2-0 önde girmiş. Gördüğüm kadarıyla bu sahaya gelirken demiş ki ben ağırlıkta koşacağım. Zaten takım koşuyor güveniyorum. Defansım zaten kuvvetli. Defansında da yine milli takımlarda oyuncularım var. Lineback ekibimde falan milli takımda oyuncularım var. Zaten durdururum. koşa koşa ben maçı kazanmaya çalışacağım. geri gelince pas atmayı da deneyeceğim diye düşünmüş. Hacettepe de demiş ki ben bu maçta koşuyu durduracağım. Pas atabiliyorsa atmayı denesinler. ama ben koşuyu durduracağım Mentalitesi çıkmış. ofans defans karşılaşmasını bu şekilde görüyorum. Ee, ve hani attıkları paslarda da e, mümkün mertebe ilk çeyrekte çok fazla sonuç bulamamışlar. Ee, at şeylerde hatta interception ihtimali falan da doğmuş. Koşuları da iyi durdurmuşlar. Hacettepe ofansında bu daha gördüğünüz ilk Hacettepe oyunu e, hard count'la başlamışlar ve direkt offside'a düşürmüşler rakiplerini. E, Hacettepe bunu sezon boyunca yapıyordu. Hard count'a çok fazla güveniyorlardı. E, hedefi yine çok fazla değişik bir şey yapmadan ben kendi oyunumu oynarım. Koşu pas zaten mix oynuyorlar. İkisini de eşit miktarda oynuyorlar diye görüyorum biliyorum. E, i̇kisini de oynayarak mümkün mertebe işte offside'larla da yard kazanarak ilerleyip konsist bir şekilde sahada kalmayı hedefleyen bir e, oyun anlayışıyla başlamış maç. Peki maç nerede kırıldı? Maçın bir yerde açılması lazım. Maçın tam burada kırıldığını düşünüyorum. Red Deers 2-0 önde. İkinci çeyreğin başlarındayız. Ortana doğru yaklaşıyoruz. Yine koşuyla başlıyorlar. Çünkü koşular gidiyor. İşte tahaya veririz. Diğer beklerimizi kullanırız falan. Ve yine işlemi oyunda. İşleme dedim yine 3-4 yer almış ama hani istedik doğru impact alamıyorlar. Ve burada artık e, farklı pas oyunu atmaya çalışıyorlar. Deep flat'i vurmayı deniyorlar. Defansın açıklarına yakalamaya çalışıyorlar. E, bir out, fake, up, wheel gibi bir rotayla. Ve bu rota da bomboş kalıyor. İsabetsiz pas. Ama buradaki boşluğu görüyorlar. Buradaki flat Defender'ın o kadar hızlı deyip körle doğru yükselmediğini görüyorlar. Tek ters tek safety'nin gelmesinin zor olduğunu görüyorlar. Incomplete bir pas olmasına rağmen ben bu oyunun aslında burada kırılma anı olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu noktadan sonra şimdi size birkaç oyun göstereceğim. Bulls'un bu noktayı sık sık vurmaya çalıştığını göreceksiniz ve patlama yaptıkları oyunların bu olduğunu göreceksiniz. Bakın yine koşu oyunla oynayan oyunlar hani çok zor eksi 5'ten dönüp first'e gelen yani bu oyunları bu tarz e Zorlama oyunlarla koşuları ya eksi 3 ya artı 10 oyunlarla devam edemezsiniz. Size konsistet bir game plan lazım. Ve bu game plan başta koşu oyuncu bulsun ve belli ki bu istedikleri kadar işlemiyordu. Az önce gördüğünüz dip körleri şimdi nasıl nasıl işlettiklerini izleyelim. Hemen o zorlama koşu dediğim pozisyonun bir sonraki pozisyon bu. Hemen sonraki pozisyon. Bir öncekinde o dip körlü vurmuşlardı hatırlarsınız. Burada bir smash konsepti. Deep Curl'da de bomboş rotasını vuruyor. 30 yattık bir gain yani. Belki 10 defa koşu alamayacakları gain alıyorlar. Aralarda koşu oyunda tabii ki oynuyorlar. Defansı, pası koşu karıştırmak için. Ee, bir tane quick kesin vuracağını düşünüyorlar. Bir sent rotası. Bir şekilde uzuyor. Burada çok kötü tackle açıları da olduğunu düşünüyorum. Hacettepe defansından hatalar gelmiş. Ee, taştan kadar uzuyor. Yine pastan bulmuşlar taştanı. Pastan devam edelim diyorlar. Aslında oynadıkları konsept yine e, Deep Curl'ü boşaltmış oldukça. Yani şu an şuradaki Deep Curl'daki boşluğu görüyorsunuz. E, quarterback orta heşe e, zorlamış. Interception'a sonuçlanmış. Flag yüzünden iptal olmuş. E, offence, defensive pass Pas oynamaya devam etmişler. Ya, e, o pasın içeceğinin farkındalar. Zorlamaya devam ediyorlar. Koşuyla kazanılan 5 şart. Yine aralar dediğim gibi minik minik sokuyorlar. Burada quarterback'te de scramble yapmaya çok müsait. Kendi sana çok fazla scramble yapıyor. Bunu da söylemek isterim. E, yine deep curl'e atılmış bir pas. E, yine stretch etmişler. Bir şekilde scramble değil de olabilir ama yine oradaki boşluğu yakalamışlar. Catch olmamış ama oradaki boşluğun farkındalar ve burayı zorlamaya devam ediyorlar. Cezayla 5 saat geri geldiler. Ee, yine bir pas oyunu ve bakın nereye atılıyor. Çünkü boş. Yani oradaki boşluğu görmeye devam ettikçe vurmaya devam edecekler. Hemen sonraki oyun. Quarterback, Pakit'te çok az scramble attığı nokta yine aslında normalde deep kölde boş olacak. Biraz daha daha derine artık deep middle'a doğru boşaltılmış ama yine post ve wheel ikisini boşaltmışlar. Ee, ve yine taştan sonuçlanmış. Hacet depo girdi. ilerletemediler. Turnover yaptılar. Ee, turnover turnover'un daha spant gerekti. Ve Bulls ofansı direkt buradan başlıyor. Oynadıkları ilk oyuna bakın. Bulls'un ilk ofansı. ilk o taştan sonraki kendi drivlerinin ilk oyunu. Pas nereye gidiyor? Deep curl'e. En sona kadar koşuyla tekrar geldiler. Artık power True yani gücüleri içeri sokacaklardı kendilerine. Deliler gibi ceza aldılar. 45'e kadar geri geldiler. 35'e kadar geri geldiler. Oyuncaklı oyun tabii ki de dip körle. Ya scramble drill ile de oluyor bu işler ama yine boşluklar orada buluyorlar. Biraz da tight bir pas aslında bu sıkıntılı ucunda bir pas. Yine orada pas tutuyorlar. Ceza ile geri geliyorlar ve artık yanının da sonlarına geliyorlardı. Bir tane trick play ile e, shot play oynamak istiyorlar. Bu trick play'i ilk çeyrekte oynamışlardı. Rakip çok yememişti. Kendi koşmuştu. Anlaşılmadığını düşünüp tek oynamışlar muhtemelen. E, i̇kinci defa oynuyorlar burada. İlkinde pas atılmamış. Dedim ki burada atıyorlar. Interception oluyor. İlk yarının sonları olduğu için o da çok ayrı bir ekstra konu. Burada yine coaching e ufak bir laf etmiş olayım. Ee, bu tarz trick play'i ben ülkemizde çok fazla görüyorum. Böyle 3 ve uzun, 4 ve uzun, ilk yarının sonu falan trick play'i böyle yerlerde oynamamanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Çünkü rakip zaten böyle şeyler bekliyor. Trick play daha böyle 2 ve kısa da olur. Ne bileyim, beklenmedik anlarda olur. Maçın 5. damlığında olur. Yani çok apaçık ...ken, trick çok bir anlamı yok. Hem kendi trick açıklamış oluyorsunuz, göstermiş oluyorsunuz. Hem de işlemesi çok mümkün değil. İleriki zamanlarda işleyebilecek elinizin altında duran bir oyunu boşta kullanmış oluyor gibi oluyorsunuz. Ee, i̇lk yarı bu şekilde bitmiş. 14-2. Bu bahsettiğim deep curl paslarından daha fazla var. İkinci yarıda da var ama hepsini göstermeye gerek yok. Genel anlamıyla söylemek istediğim şey böyle coaching hamleleri gelmiş Bulls'tan. Ve Red Dispon'a çok bir karşılık verememiş. Biraz savunmasız kalmış gibi görüyorum. Ee, ve bu şeyi açmış. O farkı bir kere oluşturmuş. 14-2'ye getirmiş. Bu noktadan sonra zaten o fark bir kere açıldıktan sonra işte oyuncunun moral bozukluğu olsun. Zaten işte onlar favoriydi mentalitesi gibi şeyler de var işte dolaşan insanların söylediği. Bunların hepsi birleşiyor. Yorgunluk, borgunluk zaten farklı şeyler sporun doğasında. Genel olarak bir şeye başlıyor. Çığ gibi büyümeye başlıyor. Bunları altından kalkamayan e, maç sonunda 33'lik skorla çıktığını zaten görüyoruz. Şimdi bunlar ilgili de bir tespitimi ben söylemek istiyorum. Maçın ilk kofunu açtım. Hacettepe kofu. ile maç başlıyor. Hacettepe'nin vurduğu iki kof en dışarı çıkıyor. Touchback oluyor. Oldukça başarılı bir kof denebilir. Bulls'un ilk vurduğu pantı izleyeceğiz. Bulls takımın ilk vurduğu Hacettepe'nin ilk yaptığı pantı dön. kendi 20'sinden vuruyor topu. Top kendi 40'ından çıkıyor bulsun. Yani Hacettepe için oldukça başarılı. 45-50'ye doğru çıkıyormuş. Hacettepe takım için oldukça başarılı bir return takımı işi denebilir. Hacettepe'nin ilk pantını izliyoruz. Orta sahadan vurdukları pant, Rakip 7'den 5'ten falan çıkıyor. Oldukça iyi bir punt. Rakip 5'ten çıkmaz zaten 2 oyun sonra safety'de de 2 sayı öne geçecekler bildiğiniz üzere iki sayı alma sayı, iki sayı da pant sayısı da almışlar diyebiliriz. Bulsun kickoff'u e, düşen bir return, return topu düşürmesi burada kazanabilecek bolca yardı kaybettiriyor. Red Deer adına ilk kötü e, special team oyunu denebilir. Hacettepe yine pant vuruyor. E, vurdukları pantın mesafesi ortalama, süresi çok az. Çok fazla return şansı veriyorlar, tackle de yapamıyorlar. E, totalde 15-20 yat kazanmışlar. Yani şeyin farkına varım. Başta iyi başlayan bir Special ekibi, e, hani ilk kofu çok iyi başlamış. Pant sayesinde taştan bulacak kadar iyi pant vurmuşlar diye başlayıp işte yavaşça düşen bir e, Special'ı görüyoruz. Bu Hacettepe'nin red zone'una kadar geliyor. Red zone'da e, fumble yapıp topu kaybediyorlar. Hacettepe burada yine bir e, momentum kazanıyor diyelim. Yine bir moral desteği alıyor. Kendilerine güvenleri geliyor. Ya tabii ki bu bu kadar şey değil. Şimdi Tamam iyi oynuyorsak iyi special yaparız. Kötü oynuyorsak kötü special yaparız diye bir şey demek istemem. Bu kadar basit değil yani bu tabii ki. Ama sonraki vurdukları Panta bakıp isterim. Gayet güzel, ideal. Daha önce vurduklarından daha iyi mesafede seviyede. Return yaptırmayacak. Pant vuruyorlar. Ama sonra ne oluyor? İşte Bulls çok hızlı bir şekilde sayı atıyor. Çok iyi bir ucunda arka arkaya sayı atıyor. Ritim buluyor biraz. Red Deals bu ritme karşılık vermek istiyor. İşte ortalama falan bir return yapıyorlar. İlk oyunda false start yapıyorlar. 5 at geri geliyorlar. E ee, ikinci oyunda hesabes pas atıyorlar. 3. oyunda yine isabesi pas atıyorlar. E ee, ikinci oyunda hesabes pası, screen oynuyorlar. Yard kazanamıyorlar çok fazla. 4. takta punt vuracaklar. 5 yard geriden vuracaklar. Hiç şeyleri yok. Ee, momentumlar sıfır. Vurdukları panta bakın. Ya yani mesafe olarak çok iyi değil. Onu geçtim. Ee, bir şekilde kurtarmışlar. Bulslu oyunculara çarpmış ama tackle yapılmamış. Verdikleri mesafeye görüyorsunuz. Bu momentumu alan Bulls ne yapıyor? Hızlıca hücumlarını hızlı zira alıyorum. Seriden bir sayı daha buluyor. Skoru 14-2 yapıyor. Ekstra'da birlik oynuyorlar en nihayetinde. Bunun karşısında return'de cevap vermek istemesi gerekir normalde Hacettepe'nin. Hacettepe topu alamıyor, elinde sektiriyor. Mesafe kat edemiyor return'da. Hücumlarından yine boş gelecekler ve yine punt vuracaklar. Bir de vurdukları punt izleyip artık şu vermek istediğim mesajı sonlandıracağım. Daha fazla bunun üzerine kanıtlar gösterme gerek yok. Bir de vurdukları punt izleyelim. 2 pat. Yani diyeceğim o ki bu momentum işini arka arkaya gelme işini hakikaten Bulls iyi kullanmış ve Hacettepe'de hiç kullanamamış. bu üst üste gelmeleri altından kalkamamış Hacettepe gibi düşünüyorum. tabii ki hani oyuncuları daha iyidir, taktikleri daha iyidir. İlla bir seviye farkı vardır. Ben Buz maçı hak etmeli anlamda söylemiyorum bunu. Ama hani şeyin etkisini special'larda görüyoruz bazı bir şekilde. Bu tarz hatalar o dikkat eksiği hataları işte moral bozukluğu hataları falan special teamlerde en çok çıkar. Special teamlerde de e, olay hakikaten e, ya çok idmandır ve çok iyi dikkat olması lazım. Ve special teamler hakikaten çok önemli şeylerdir. E, böyle ofans defans seviyesinde önemlidir. Hatta bazı koçlar der ki 3'te 1'i derler yani special team için. E, ve maçın üstünlüğünü kazanmanız gerekiyor. E, maçın başı bence special team açısından biraz da Hacettepe'ye doğruymuş. İlk pantlar olsun, ilk returnler olsun, ilk kickoff falan olsun. Hacettepe special teamleri bir adım önde başlamış. Ama hani ikinci çeyrek başlarından itibaren o Bulls'un sayı atması ve öne geçmesi itibaren bariz bir şekilde bu special teamlerde çok 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 üste geçmiş. Ağırlıklı olarak Bulls'un üste geçmesinin sebebinin Red Deers'ın aşağı inmesi sebebiyle olduğunu düşünüyorum. Ee, ve bu da maçın 3'te 1'ini kaybetmesine sebep oluyor. 3'te 1'ini kaybetmeniz demek zaten diğer alanlarda en az birinde şey, ikisi de kazanmanız lazım demek. bu da zaten İyi bir takım. Finale gelmiş kadar bir takım. Bu noktada çok fazla hata yapmamışlar. Ee, sorucu da önemli bir şekilde etkileyen bir faktör olduğunu düşünüyorum. Bu noktada eklemek istediğim bir şey daha var. Ee, bu tabii ki ister istemez doğanın içinde olan bir şey. Çok fazla önüne geçilemeyecek bir şey. Ve bir kişi bu konuda zorun, zorluk yaşayacaktı. Bu takımda Hacettepe olmuş. Ee, gördüğünüz üzere maçın sağının yarısı güneş ve yarısı gölge. Güneş tarafta Hacettepe var. Gölge tarafta İstanbul Bulls var. Ee, bu tam şeyini bilmiyorum muhtemelen reglamanda yazan bir durumdur bir takım ev sahibi sayılıyordur ve bir beğenti seçebiliyor gibi bir durum söz konusudur ya da belki kura bile yapmış olabilir ama en nihayetinde bu güneş gölge olayı ilk yarının tamamında etkili olmuş yani şu an ikinci çeyreğin sonlarındayız hala sağın o tarafı gölge her ne kadar federasyon gölgelikler sağlamış olsa bile emin olun o sıcaklık farkı bariz bir şekilde hissediliyor kenardayken ister istenirse kadar gölge sahibi olun bu sıcaklık farkı da bence biraz etmen olmuştur diye düşünüyorum. Zira 3. yerin daha başlarındayken anca gölge olmaya başlamış. Ondan sonra biraz eşitlenmiş. Ee, hani az bir etkidir, çok bir etkidir tartışılır. Ama bir etkidir. %3'tür, 5'tir. %3-5'lik bir farkla bitmemiş maçı yani. Red Deers olduğu için maç kaybetmiş diyemez tabii ki kimse ya da buz gölgede olduğu için kazanmış diyemez tabii ki kimse. Ama bütün bu etmenlerin içinde ayrı Gözünde göz önünde bulundurulması gereken bir etmen olduğu kanaatindeyim. Maç bu tarz şeylerle bir şekilde 3. çeyreğin sonlarına 21-2'liklerle şeylerle gelmiş. E, hal böyle olunca takım içinde iyice e, şey azalıyor kazanma ihtimali ve bu tarz böyle basit paslar bile hata yapmaya başlıyor. Hücumda da geri düşüyorsunuz. E, savunmada zaten belli ki bireye karşı şey yapabiliyormuşsunuz. E, bu noktadan sonra da Bulls işlemi işte bu tarz fumble'lar, turnover'lar da etkili oldu. Bulls buradan sayısını da attı, işte defansif sayısını da attı. Ve farkındaysınız mesela burada tamamen oyunu artık şey yapmama isteksizlik hakim burada fumble'ı görüyorsunuz yürüyen çok fazla koşmayan bir sürü oyuncu var oyun zaten bitmişti muhtemelen diye işte tackle yapıldı zannedip duran bir sürü oyuncu var ama tackle yapılmamış oluyor burada oyuncu gidip sayı yapıyor mesela hani bunlar hep e, şey göstergeleri hakikaten oyun artık salmış bir takım göstergeleri e, maçın 33-2'ye gelmesi de çok önemli bir etmen normal şartlarda belki maçın hakkı bu olmayabilirdi. Ee, yani finale yakışır bir sonuç olmadığını düşünüyorum 33-2'nin ama e, hak edilmiş yani şu izlenen takımların sonucunun 32 olması da biraz hak edilmiş olduğunu düşünüyorum. Overall'da e, maç 33-2 bitmiş. Bu şekilde de videoyu sonlandırmak istiyorum. Çok fazla yani ara ara detay çok fazla pozisyon var konuşulabilecek ama genel geçer ne düşündüğümü özetlemiş oldum. Bulls takımı tebrik ederim. Namalip şampiyon oldular. E, Pro League'te, Ünlülük'te de şampiyon olmuşlardı zaten. E, ne kadar her ya %100 aynı takım olmasa bile önemli şekilde bazıları ortaktır. Koç ekibi falan aynıdır derecede ise genel olarak organizasyon olarak tebrik etmek istiyorum. Hem şampiyonluklar için hem de şey için de ayrıca bir tebrik etmek istiyorum. Bunu Filek takımı için ...Eagles'a yapmıştım bu tebriği. Buz için de aynı şekilde yapmak isterim. Amerika futbolu camiasındaki iyi Instagram sayfalarına sahip takımlardan birisi güzel postlar paylaşıyorlar. Düzenli olarak işte aktif tutuyorlar sayfalarını. O açıdan da ayrıca bir tebrik, teşekkür etmek isterim. Bu şekilde de videoyu sonlandıracağım. Red Deers Gazi maç yapacak önümüzdeki hafta. Red Deers Pro 2. Lig'in ikincisi oldu. Gazi'de Pro 1. Lig'in 7. olmuştu. Play-in müsabakası yapacaklar ve maçı kazanan takım Pro 1. Lig'de oynama hakkı kazanacak. Dolayısıyla Red için sezon daha devam ediyor. Bulls için de sezon şampiyonlukla bitti ve kesin olarak bir üst lige çıkma hakkı kazandılar. Önümüzdeki sene kendileri Pro 1. Lig'de izleyeceğiz. Bu şekildeydi. Ee, görüşlerim, söyleyeceklerim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Ee, i̇yi haftalar dilerim hepinize.